Eğer desteklenmezse zor çıkarız buradan doktor. Komutanım. Senin ne işin var burada doktor? Yavaş komutanım. Demir parçası saplanmış komutanım. Çek çıkar şurada. Kalkayım ayağa. Yapamam. Yapamam komutanım. İçeride ne hasar var bilmiyorum. Sen kaybından ölürsünüz. Çok şükür. Çatışma bitene kadar kanım yeter doktor. Çek çıkar şurada. Yapamam komutanım. Kanım yok yanım şunların. Yapamam komutanım. Yapamam. Siz bize lazımsınız. Komutanım. Komutanım burada bekleyin. Doktor! Kıpırdamayın komutanım, kıpırdamayın! Kaçıyorlar komutanım. Af beni size çocuklar! Af beni! Komutanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yiğit yüzbaşı. Tam zamanında geldin ha. Az kalsın postu deldiriyorduk. Yine de bir delik var galiba komutanım. Demir parçası girmiş. Bu eksikliği tam oldu. Ben olsam hatıra olarak saklardım komutanım. Komutanım, sizi karakola nakletsek iyi olacak. Bir keyfini çıkarttırmadın ha Kerem sen de. Hadi gidelim o vakit. Komutanım kıpırdamayın, kıpırdamayın. Sizi sedyeyle alalım araca. Kıpırdamayın lütfen. Of. İlla büyüteceksin ha, illa büyüteceksin.
Hatay Elmalı'da hain saldırı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu gece Elmalı ilçesinde görev yapan jandarma kuvvetlerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca ağır silahlarla saldırı düzenlendi. İlçe sınırları içinde bir köprüde başlayan saldırı bölgeye destek amaçlı gelen jandarma kuvvetlerimize kurulan hain pusuyla devam etti. Jandarma kuvvetlerimizin ve bölge korucularımızın başarıyla geri düzenledikleri saldırıda İki güvenlik korucusu şehit olurken... Babamın gittiği yer değil mi orası? ...hafif şekilde yaralandı. Geçmiş olsun komutan. Hepimize geçmiş olsun Nizamoğlu. Hepimize geçmiş olsun. Allah senden razı olsun. Yetiştin. Allah asıl senden razı olsun komutan. Sen olmayaydın bunca Mehmetçik ne yapardı? Allah'a emanet ol. Biz hazırız komutan. Geliyorum. Nereye? Peşlerinden gideceğim komutan. Gitmiyorsun. Bırakalım kaçsınlar mı? Yarım saate kalmaz tavır. Sıkıştırır şerefsizleri. Sen burada kal. Buranın güvenliğini sağla. Komutanım gelecek olanlar geldi zaten. Bunlar yetişene kadar bu herifler kaçar inlerine. Bir yere gitmiyorsun yüzbaşı. Bu bir emirdir. Emredersiniz. Komutanım arayı açmadan çıkalım. Barış Binbaşı'yı duydunuz. Siz buranın güvenliğini sağlayın. Siz nereye komutanım? Efendim babacığım. Evet duydum. Ne durumdalar biliyor musun? Yani Yiğit de orada. Baba Yiğit orada mı değil mi? Tamam. Bölgede geniş çaplı tamam, bir operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist tespitsiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri de yer verildi. Haber var mı çocuklardan? Hastaneye varmışlar komutanım. İlk müdahaleleri yapılıyormuş. Komutanım, araç hazırlattım. Sizi de hastaneye... Gitmeyeceğim demedim mi Ergün? Komutanım, iç kanama olabilir. Ben buradaki imkanlarla tek başıma... Bana bak Tabip Başteğmen. Sana emrediyorum. Çıkar şu demiri belimden. Komutanım, en azından bir röntgen çektirelim. Röntgen yok. Röntgen yok. Oh. Oh. Telefonum nerede benim? Komutanım, düşürmüşsünüz. Çocuklar bulmuş. Of. Hadi hazırlan şu ameliyata doktor. Barış, Barış arıyor. İyiyim ben iyiyim. Aramışsın sana dönemedim Ayşe. Barış 20 kere aradım ben seni. Ölüyordum meraktan.
İnan bak, çatışırken bile aklımda sen vardın. Ayşe aklını yer şimdi. Umarım ajans haberlerini seyretmez diye geçiriyordun içimden. Barış, biz ne anlaşmıştık seninle ha? En azından operasyona giderken bana haber vermeyecek miydin? En azından sen neredesin ben bilmeyecek miydim? Yıllarca böyle yapmadık mı biz? Haklısın karıcığım, haklısın ama bak bir konuda haksızsın. Ben gitmedim operasyona, bu sefer operasyon bana geldi. Herkes iyi mi? 4 yaralımız, 2 de koruculardan şehidimiz var. Ben de konuşacağım babanla. Sen nasılsın peki? İyiyim ben, iyiyim, merak etme. Tamam şey, Alper seninle konuşmak istiyor, onu da veriyorum. Alo baba. Efendim oğlum. Yendiniz mi? Yendik oğlum, yendik. Alper. Annem ağlıyor. Oğlum. Annene çok iyi bak, tamam mı? Seni çok seviyorum. Tamam baba, ben de seni seviyorum. Komutanım. Hanımefendi kim? Devlet Hanım, Ergün Başçavuşumuzun eşi. Aynı zamanda kendisi sağlık ocağında görevli. Sağ olsun bize yardım etmek için geldi. Öyle mi? Çok memnun oldum Demet Hanım. Ya böyle biraz uygunsuz oldu ama. Hiç sormayın. Hayırlı olsun diyemedim. Bari geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun. Bizim Kerem Asyemen her şeyi abartır. Bizi de bu saatte buraya kadar getirmiş. Ben asker eşiyim, binbaşım. Uyuyabildim mi sanıyorsunuz? Haklısınız. Ayrıca Kerem Asteğmen de haklı. Bu operasyonun hastane ortamında yapılması gerektiği kanaatindeyim ben de. Yardıma gelince siz buraya bayağı Kerem Asteğmen'e arka çıkmaya gelmişsiniz ya. İnatçı biri olduğunuzu duymuştum. Kimden? Ergun Başçavuş arkamdan öyle mi konuşuyor? Hayır hayır, kocamla hiçbir alakası yok. Jandarma büyük bir aile binbaşım. Ortak tanıdıklar oluyor haliyle. Madem inatçı oldum biliyorsunuz. Hadi o zaman bakalım, hadi. Hadi doktor. Çıkar şu demiri böğrümden, hadi. Babam geldi. Ah, çok şükür. Dur, her yerim dökülüyor ya, zaten. Ne işin var senin 60 yaşında çatışmalarda? Ne çatışması yavrum, ben çatışmaya falan girmedim ya. Kafam bile çıkarmadım olduğum yerden. Babacığım, bana bir şey olursa kızım bir başına kalacak deme, tamam mı? Yani tamam, böyle bir iki tane sıktım ama böyle kenardan kenardan. Bana mı anlatıyorsun baba sen bunu? Sen yine en önde koşmuşsundur.
Sana da hiçbir şey beğendiremiyorum. Hadi geç içeri hadi. Geçmiş olsun Zühtü. Eyvallah Şahin. Vallahi bu sefer büyük iş atlattık ha. Nizamoğlu da yetişmiş yardıma ha. Ha Nizamoğlu da geldi yani herkes oradaydı. Gözlerimiz seni de aradı ama nerede? Sen beni bilirsin Zühtü. Yanınızda olsam bir dakika tereddüt etmezdim. Niye? Fotoğraf mı çekecektin? Yahu. Ya seni merak eden de kabahat. Bana bak, şaka yaptı ya. Tamam, dur, bak. Kız, gene mi kaçtın sen? Gir içeri, gir. Ya kapat şu kapıyı ya. Biri görecek, şimdi başımız derde girecek. Zühtü amca, Namık iyi mi? Bak evladım, güzel kızım. Vallahi kendi başını da belaya sokacaksın. O çocuğun da başını belaya sokacaksın ya. Namık iyi. Nizamoğlu'nu çiftliğine bırak. Ya problem yok, tamam. Hadi şimdi doğru evine. Baban da merak etmiştir seni. Yarın bize gelsene. Gelirim. Bismillah. Ne oluyor ya? Senin ne işin var burada? Şirin'i yalnız bırakmak istemedim. Zühtü amca da yeni gelmişti zaten. Ben de eve geçiyordum. Zühtü. Kızım ikidir senden çıkıyor. Karakola kim getirdi bilmiyor muyum sanıyorsun? Ha? Hamamda saklamalar filan. Bak. Senin de gelinlik çağına gelmiş bir kızın var. Dikkat edesin. Ha? Yerini bilesin hamamcı. Sonradan üzülmeyesin. Sen beni ya ben seni. Nasıl durumu? İyi mi? İyi. İyi de asıl dert ya iç kanama varsa. İç kanama mı? Nasıl anlayacağız biz onu? Kerem de onu diyor işte. Hastaneye götürmemiz lazım. Karım. Tatlım. Adam inatçı demedim mi ben sana? Hastaneye gitmem diye diretiyor. Daha kaç yıl görev yapacağım ben bu adamla? Ne yapayım yani? Sorumluluk bende. Oldu. Şu anda teknik olarak buranın en rütbelisi ben değil miyim başçavuşum? Sorumluluğu alıyorum. Oğlum. Hastayım benim. Nasıl götüreceksin komutanı hastaneye? Bağlayarak mı? Merak etmeyin. Ben ona yeterince ilaç verdim. Sorumluluğu alıyorum. Nerede buluşacağız Cihan'la? Deli misin? Onun yanına yaklaşalım mı şimdi? Başaramadık diye o bize hesap soracak. Asıl o bize hesap versin. Hani jandarmanın başı kalabalıktı? Kesin içimizde istihbarat gitti. Ajan var.
Gidince Cihan'a söyle, önce seni vursun. Yapamaz. Buradan çıkmak için bize ihtiyacı var. Bize ne ihtiyacı olacak? Şuradan çıkan her yerden çıkar. Bu sefer çıkamayacak. Ne diyorsun? Buradan çıkış yok diyorum. Cihan'la nerede buluşacaktınız? Ne yaptın sen doktor? Komutanım. Ne yaptın sen doktor? Röntgen yok dedim. Röntgen yok dedim. Merak etmeyin komutanım. Röntgeninizi benden başka kimse görmedi. Malulen emekli etmediklerine göre... Galiba komutandan haberi yok. Hayatı boyunca bir kez bile üstlerine yalan söylememiş bir askerdim ben. Ama oğlum Alper'in böbrek hastasıydı. Nakil gerekti, annesininki uymadı. Sağ olsunlar, hangi hastane eksik, ellerinden geleni yaptılar, çırpındılar ama işte uygun donör bulunamadı. Siz de kendi bebeğinizi verdiniz. Organ bağışı çok önemli bir konu komutanım. İnsan kendi başına gelmeden anlamıyor. Hayat işte. Girmem dediğin yollara böyle birdenbire sokuveriyor insana. Dün gece kendi gözlerimle şahit oldum komutanım. İyi ki kalmışsınız orduda. Eğer siz olmasaydınız onlarca asker yaralanacak. Belki de şehit olacaklardı. Sen de hiç fena değildin ha. Yalnız dikkat et, bir dahaki sefer kurşunu yersin manzaralı. Merak etmeyin komutanım. Sırrınız da bende saklı. Yalnız bir şartla. Hop hop hop. Ne şartı? Sen bana şimdi şart mı koşuyorsun? Bana bak tabii Bastıymen, sen bir askerlik işini pek anlamışa benzemiyorsun. Yok komutanım ya. Madem bu sırra ortak oldum, en azından izin verin, tetkiklerinizi, kontrollerinizi ben yapayım. Merak etmeyin, benden başka kimsenin haberi olmaz. Bakarız, bakarız. Hadi çıkar beni şimdi buradan, hadi. Yok. Emredersiniz komutanım, bir saniye. Bir saniye komutanım. Thank you.
Sadakallah. Hayırdır? Ziya Cevren ve oğlu Ferit geldiler ağam. Ağam, öğrendiler mi acaba benim burada olduğumu? Endişe etme evlat. Öğrenseler de, öğrenmeseler de seni buradan alıp götürecek. Hiçbir güç yok. Rahat ol. Ağam işte ben kendim için değil de size bir laf gelecek diye endişeleniyorum. Evlat, tek bir gerçek var. O da Cevranlar, baba oğul ziyarete gelmişler. Bunun ardında başka sonuçlar aramanın alemi yok. Namık evladımızı odasına alın. Cevranları da buyur edin, gelsinler. Saygıda kusur etmeyin. Emrolur ağam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Nizamoğlu. Başın sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hele buyurun, otur. Hep beraber büyük bir olay atlattık galiba Nizamoğlu. Allah yardımcımız oldu. Evlatlarımızı da şehit vermeyeydik. İyiydi ama en azından kanlarını yerde koymadı askerlerimiz. Askerden de yaralanan varmış diye duydum. Var ya, var. Barış Binbaşı da yaralandı. Bir ziyaretine giderseniz makbule geçecek. Seni kırmazsan demeden giderdim geçmiş olsun ama. Barış Binbaşı çok canımızı yaktı. Sokaktan geçen adammışım gibi davrandı bana. Ne özümüze ne de sözümüze güvendi. Selvi meselesini diyorsun. Biliyorum. Baba olarak da kızmakta haklısın. Ama ne derler? Mutluyken söz, kızgınken cevap, üzgünken de karar verme. Bulunur diye umuyorum bir hal çağrısı. Kaldı ki Barış Binbaşı da arayı bulma, seni bir yanlıştan çevirmeye çalışmış. Sen orada yoktun Nizamoğlu. Tavırlarını bilmiyorsun. Başıma silah dayadılar. Sen ne yaptın da başına silah dayadılar? A benim tez canlı Ferit evladım. Bulun bir yolu. Hem çocuklar kavuşsun hem de Barış Binbaşı'yla barışın. Sevgi kazansın, kardeşlik kazansın. İyi dersin de. Söz ağızdan bir kere çıkar. Ben sözümü söyledim. Söz ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Ağızdan çıktıktan sonra da sen sözünün esiri olursun. Çok düşünüp az söylemek gerekir. Aha da sustum. We'll be right back.
Ne yapıyorsun Ozan oğlum? Yardım edeyim komutanım. Gerek yok evladım, gerek yok. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Geçmiş olsun. Başçavuşum. Bundan sonra emirlerim sorgulanmadan yerine getirilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Komutanım. Teşekkür ederim. Komutanım. Komutanım Zeynep Hanım Yiğit Yüzbaşımızın eşi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sen çıkabilirsin Erdoğan. Emredersiniz. Buyurun oturun lütfen. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim size? Eşimi görmeye geldim. Yiğit Yüzbaşı da arkadaşları da gayet iyiydi en son gördüğümde. Yani küçük bir çatışma çıktı. Çatışmadan sonra işte bölgenin güvenliğini sağlamakta görevliydiler. Sağ olsun her gün başçavuş habersiz bırakmadı beni. Yani sizin de ziyaretiniz yani çok ters zamana denk gelmiş. Şanssızlık. Açıkçası Yiğit buraya geldiğimi bilmiyor. Yani dün gece haberleri gördükten sonra dayanamadım. Çıktım geldim işte. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. Oğlumuz olmasa benim karım da aynı şeyi yapardı büyük ihtimalle. Gayet iyiydi, hiç merak etmeyin. Maşallah çakı gibiydi. Gel. Yiğit yüzbaşılar döndü komutanım. Hah bak, gördünüz mü? Bir insan lafın üstüne gelirmiş. Hah. Aracı hazırlayın. Emredersiniz komutanım. Yiğit nerede Oğuz? Yenge senin işin var burada. Oğuz Yiğit nerede? Yiğit nerede Oğuz? Niye yanınızda değil? Tamam yenge sakin ol yok bir şey. Ne saklıyorsunuz benden? Ne oldu? Tamam yok bir şey. Cevap verseniz arkadaşlar. Yiğit yüzbaşınız nerede? Gitti komutanım. Emrime rağmen öyle mi? Evet komutanım. Siz ne arıyorsunuz burada? Gelmeyin dedi. Öyle dediyse bir bildiği vardır komutanım. Merak edecek bir şey yok. Ben jandarmaya geçiyorum Erdoğan. Siz Zeynep Hanım'la ilgilenirsiniz. Emredersiniz komutanım. Döndüğünde bu mevzuyu konuşmak istediğimi iletin. Emredersiniz komutanım.